Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Kehf suresi. Kehf, mağara, mağaranın büyüğüne verilen isim. Sure, Ashab-ı Kehf'in kıssasından da bahsettiğinden adını oradan alıyor. Ve tarihten bir bölümü, ilginç bir olayı bizlere bu sure içerisinde Allah-u Teala bildiriyor. Tabii surede anlatılan sadece o değil, o iki sayfalık bir bölüm. Geri kalanlar ise diğer başka meseleler. Ve sure Elhamdülillah ile başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de 5 ayrı sure Elhamdülillah kelimesiyle başlar. Birisi Fatiha, birisi En'am suresi, birisi Fatır, birisi Kehf suresi. Ve bu şekilde bu sureler Elhamdülillah ile başlamakta. Elhamdülillah aynı zamanda yaratılışın bir gayesi gibi. Yani insanlar elhamdülillah demek için yaratılmış. Allah'a hamdü sena etmek ve bir de metü sena etmek. Allah'ı kemal sıfatlarıyla yad etmek için insanlar yaratılmış. Ve her hamdde Cenab-ı Hakk'ı bazı kemal sıfatlarıyla yad etmek vardır. Burada elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb. Yani kuluna kitabı indiren Allah'a hamdolsun. Burada kitabın ne kadar büyük bir nimet olduğu, burada kitaptan murat Kur'an-ı Kerim, gerek Kur'an-ı Kerim'in, gerekse daha önce indirilen diğer kitapların ne kadar büyük bir nimet olduğuna dikkat çekiliyor. Kitapsız bir dünya karanlıkta olurdu. Nasıl ki ışıklar olmadığında o ev karanlık içinde kalıyor, güneş olmadığında dünya karanlık içinde kalıyor, kitapsız bir dünyada da İnsanların akılları, kalpleri elbette karanlıkta kalırlardı. Bu açıdan elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb, yani kuluna kitabı indiren Allah'a hamdolsun. Gerçekten çok manidar bir hamd ifadesi. Velem yec'al lehu ivece, ve Allah indirmiş olduğu o kitapta bir eğrilik de kılmadı. Onda bir tutarsızlık yok. Yani o kitap, Allah'ın indirdiği kitap tümüyle hikmetli şeylerle dolu. İçinde eğri büğrü herhangi bir şey söz konusu değil. Gayyimen, ve bu Allah'ın indirmiş olduğu kitap Kur'an-ı Kerim diğer semavi kitapları da teyit ediyor, destekliyor. İstikametli, dosdoğru bir yolu insanlara gösteriyor. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ, ve bu kitap aynı zamanda Allah katından bir azabı uyarıyor. Yani Allah'ın bir azabı da var. Allah'ın celali isimleri var. Bunun mahalli olarak cehennem var. Ve orada azap var. Böyle bir azap ile insanları uyarıyor. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِن۪ينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَرُونَ الصَّالِحَاتِ, salih amel işleyen müminleri de müjdeliyor. اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنَ, ve onlar için çok büyük bir ecir var. Bunu müjdeliyor. Burada onlar için çok güzel bir ecir vardır bu nazara verilirken, bu sadece iman eden, imanla sınırlı değil, iman edip salih amel işlemek. Yani tek başına iman yetmiyor. İman adeta mücerret bir iddia. Ama salih amel de yapılırsa bunun ispatı oluyor. O insanın samimiyeti ortaya çıkıyor. Ve Allah-u Teala onlara çok güzel bir ecri, mükafatı vaat ediyor. مَاكِث۪ينَ ف۪يهِ اَبَدَى, ve o salih amel işleyen kimseler bu mükafatta daimidirler. Yani Allah-u Teala onlara vermiş olduğu mükafatı ellerinden almayacak, daima onlara ikramda bulunacaktır. وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَى, ve Allah'ın indirdiği bu kitap haşa Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak içindir. Onlara Allah'ın azabını hatırlatmak içindir. Allah bir çocuk edindi tarzındaki bir itikat Hristiyanlarda var. Malum onlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar. Ve şu andaki mevcut ellerdeki İncil'lerde Allah-u Teala'dan baba diye bahsediliyor. Eb ifadesiyle, baba ifadesiyle orada bahsediliyor. Bu Hristiyanlığın
çıkmazlarından birisidir. Ve günümüzde pek çok Hristiyan belki bunu anlamakta da zorlanmaktadır. Ve kabul edilebilir de belki bulmamaktadır. Yani her şeyden mukaddes, yüce olan bir Allah inancı, ama Allah-u Teala'nın aynı zamanda oğlu var. Bu tabii ki akılla, selim akılla bağdaşır bir şey değil. Ve Allah çocuk edindi diyen sadece Hristiyanlar da değil, başka dinlerde de mesela meleklerle alakalı, melekler Allah'ın kızlarıdır demişler. Bu da yine Allah'a adeta bir aile reisi nazarıyla bakmak tarzında bir durum. Eski Yunanlıların dinlerine baktığımızda işte Olimpus Dağı onların kutsal dağı ve o kutsal dağda tanrı kabul ediyorlar. Tanrılar silsilesi kabul ediyorlar ve diyelim tanrının, onların kabul ettiği tanrının çocukları var, hanımları var, hanedanı var. Bu manada pek çok böyle uydurma şeyler söylemişler. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi inançların batıl olduğunu da insanlara anlatıyor ve insanları sahih bir itikada, inanca davet ediyor. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. Bu konuda ne onların bir bilgisi var ne de onların ecdadının. Yani Allah haşa çocuk edindi derken bunun kaynaklı bir bilgisi yok. Bunun delilli bir bilgisi yok. Sadece zanna dayanıyorlar. Sadece kendi keyiflerinden, hevalarından böyle bir hükme varıyorlar. Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. Bu onların ağızlarından çıkan çok büyük bir kelime oldu. Yani bir kelime ama neticesi, vebali çok büyük. Yani affedersiniz, biri diğerine küfretse, bir tek kelime ona söylese, diyelim veled-i zina dese ona, bir kelimedir ama bu kelimenin neticesi çok büyüktür. Ve gerçekten çok ciddi bir ithamla itham etmiş oluyor. Onun gibi haşa Allah çocuk edindi demek de çok büyük bir vebali gerektiren bir ifade. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran, Allah'ın gadabını celbeden bir ifade. İyyegulune illa kezibe. Onlar ancak yalan söylüyorlar. Yani hakikatte böyle bir şey yok. Onlar Allah çocuk edindi demek suretiyle ancak yalan söylüyorlar. Feleallake bâhi'un nefseke alâ âthârihim. Burada Allah-u Teala peygamberimize hitaben onun şefkatini bize anlatıyor ve bildiriyor ki ey peygamber, onların peşinden neredeyse kendini yiyip bitireceksin. İllem yu'minu bihâzel hadîsi esefe, bu söze iman etmiyorlar diye üzüntünden neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Bu da peygamberimizin engin şefkatini gösteren bir ifade. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların imanlarını son derece arzu ediyordu. Onların ehli iman olmasını samimane ve musırrane ısrarla istiyordu. Ama Allah-u Teala Kur'an'ın değişik yerlerinde bildirdiği gibi peygamberimize hatırlatıyor. Ve ma'aler rasul illel belag. Yani peygambere düşen ancak tebliğdir. Ey peygamber, sen onlara kabul ettirmekle mükellef değilsin. Bu mealde çok böyle hatırlatmalar var. Ve burada da peygamberimizin onların iman etmeyişlerinden dolayı üzülmesi, hatta bu üzüntüden neredeyse onların peşinden kendini yiyip bitirmesi. Bu manada bir hatırlatma yapılıyor ve bunun doğru olmadığına da yine dikkat çekiliyor. Belki şöyle bir incelik düşünülebilir. Elbette peygamber aleyhissalatü vesselam en şefkatli insandır. Ve o şefkatiyle elbette bütün insanların imanını şiddetle arzu etmektedir. Bu peygamberimiz için bir nakısa değil, bir kemaldir. İnsanların imanını arzu etmek elbette çok güzel bir durum. Ama bir de vaka yönü var. İşte orada Allah-u Teala bu manada peygamberimizin kendini yiyip bitirmesinin, onların ardından üzülmesinin doğru olmadığına dikkat çekiyor. Yani neticede onlar Allah'ın kullarıdır. Allah-u Teala insanları imtihan ediyor ve bu imtihan içerisinde فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ buyurmuş. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun buyurmuş. Böyle olunca
Bir kısım insanlar elbette küfrü tercih etmişler ve veballeri de kendi boyunlarındadır. Kur'an-ı Kerim'de bir başka yerde Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben yine bildiriyor. İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertahum em lem tunzirhum la yu'minun. O inkar edenler var ya, o belli inkar edenler, onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Burada onlar için birdir diyor. Yani sevaun aleyhim. Ama sevaun aleyk demiyor. Senin için birdir demiyor. Peygamberimiz onlara yine anlatmış, defalarca anlatmış. Çünkü Peygamberimiz anlatmakla en azından kendi görevini yapmış oluyor. Diyelim Hazreti Musa Firavun'a defalarca gidip anlatıyor. Peygamberimiz Ebu Cehil'e defalarca gidip anlatıyor. Çünkü olur ki hidayete erer, olur ki küfründen vazgeçer. Bu anlamda peygamberlerin ve peygamber yolunda gidenlerin gayret içinde olmaları zaten vazifeleridir. Ama sonuç itibariyle iman etmezlerse de kendilerini yiyip bitirmeleri, bunlar neden iman etmiyor diye çok aşırı üzülmeleri doğru değildir. İnna cealna ma alal ardı zineten leha. Biz arzın üzerinde olanları ona bir zinet kıldık. Linebluvehum eyyuhum ahsenu amele. Kim daha güzel amel yapacak, bunu ortaya koyalım diye. Yani bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Yeryüzünde olanlar gelip geçici bir zinettir. Ve insanlar bu şekilde dereceleri ortaya çıkacaktır. Kim daha güzel amel yapıyor, kim daha kötü bir şekilde gidiyor, bunlar ortaya çıkacaktır. Bu açıdan Allah-u Teala gökyüzünü yıldızlarla süslendirdiği gibi yeryüzünü de bitkilerle, çiçeklerle, ağaçlarla ve insanlara ait olan, insanların işte benim diye sahip çıktıkları mallarla Allah-u Teala yeryüzünü zinetlendirmiştir. Ancak bunlar gelip geçici zinetlerdir. El-mâlu vel-benûn zînetül hayâti dünya. Başka bir ayette Kehf suresinde geçer. Mal ve evlat dünya hayatının bir zinetidir. Ve bunlar gelip geçici şeylerdir. İşte Allah-u Teala bu manada yeryüzünde olanları bir zinet kılmış. Ta ki hangi insan ne şekilde amel yapacak, bunlar ortaya çıksın diye. Ve inna leca'iluna ma aleyha saiden curuza. Ve biz o arzın üzerinde olanları kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Yani evet, bir zamanlar zinet var ama daha sonra o zinet ortadan kalkacak. Mesela baharı düşünelim. Bahar gayet şaşalı ama sonbahar geldiğinde renkler değişiyor. Yeşil yerini sarıya bırakıyor. Ve sonbahar hazan mevsimidir. Bir yönüyle hüzün mevsimidir. Ve ardından kış geliyor. Kış geldiğinde artık yeryüzündeki bahardaki şaşadan bir şey kalmıyor. Renkler tamamen değişmiştir. Ve toprakta yeşillikten eser kalmamıştır. Ağaçların yaprakları, meyveleri kalmamıştır. Ve böylece bir hazan mevsimi yaşanmıştır. Öte yandan bir zamanlar dünyada iktidar sahibi, güç kuvvet sahibi olan kimseler gelmişler. Ama neticede geçmişler. Onlar şu anda toprağın altındalar. Gerek onların yaşadığı yerler, gerekse onlara ait olan mallar, mülkler ve gerekse kendileri toprak olup gitmişler. Bu anlamda ayet-i kerime dünya hayatının geçiciliğini de bize bildirmiş oluyor. Yani insanlar şu dünya hayatında bir miktar bir zinete nail olabilirler ama bu gelip geçici bir şeydir. Sonunda toprak olup gideceklerdir. İnsanlar aslında toprağın çocukları. Hazreti Adem topraktan yaratıldı. Bizler de onun torunları olarak, evlatları olarak yine topraktan yaratılıyoruz. Anne babamızın yemiş olduğu şeyler toprağa dayalı gıdalardır. O toprağa dayalı gıdalarla biz yaratıldık ve biz şu anda toprağa dayalı gıdalarla hayatımızı devam ettiriyoruz. Bir ekmeği yediğimizde işte buğdaydan geliyor, o da topraktan. Veya bir koyunun etini yediğimizde o da topraktan aldığı gıdalarla koyun haline geliyor. Böyle olunca biz insanlar beden itibariyle toprağın çocuklarıyız. Topraktan gelen bu insan toprağa gidecek.
Toprağın üzerinde olan her şey neticede toprak olacak. Küllü me alel ardı turab. Yani arzın üzerinde her şey turaptır, topraktır ve sonunda toprak haline gelmeye de mahkumdur. Bu anlamda baktığımızda dünya hayatının geçiciliği adeta bize resmediliyor. Bunlar gelip geçici durumlardır ve kafirlerin de işte dünya hayatında bir takım mal mülk sahibi olmaları, bunlar gelip geçici şeylerdir. En zengini de en fakiri de sonunda toprak olup gidecektir. Allah-u Teala gördüğümüz şekliyle bu ayetlerde gerçekten dünya hayatını adeta resmediyor. Bir manzara olarak karşımıza sunuyor. Önce zinetli, önce muhteşem, cazip ama ardından kupkuru bir toprak haline geliveriyor. Bunu nefsimize kabul ettirebilsek herhalde Allah yolunda çok daha iyi ameller yapabiliriz. Çünkü madem ki her şey gelip geçici, o halde bu gelip geçici hayat içerisinde bekaya yönelmek gerekiyor. Madem küllü men aleyhe fen, dünya üzerinde olan her şey fani, bu fani dünya içinde bekaya bir yol bulabilme imkanı yok mu? Ebedi hayata açılabilme imkanı yok mu? Orayı kazanma durumu yok mu? İnsan bunları düşünür ve bakar ki fanilerden ona bir fayda gelmeyecek ve gelip geçici olanlardan bir fayda gelmeyecek. Hangi şeye insan elini atsa adeta çürük bir dal gibi kopuyor ve sağlam bir tutamak değil. Bu durumda bütün bu faniler fani olmayan bir zata bizi yöneltmeli. Allah bakidir. Allah bez, gayri heves denilir. Allah yeter. İşte hasbunallahu ve ni'mel vekil, bu manayı bize ders veren bir manadır. Yani Allah bize yeter ve ni'mel vekil, o ne güzel vekildir. Fanilerin faniliğini görmek bizi baki bir zata yöneltecektir. Dünya hayatındaki zinetlerin gelip geçici olduğunu görmek, gelip geçici olmayan bir hayata bizleri meylettirecektir. Madem dünyadaki evler fani, o kadar uğraşmaya değmez. Madem dünyadaki bağlar, bahçeler fani, dolayısıyla onlara takılıp kalmak, gönlü onlara bağlamak uygun değil. Daha diğer ne gibi insana zinet olarak gelen şeyler varsa, süs olarak gelen şeyler varsa, bunlar gelip geçici birer desen gibidir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de faniden bakiye yüzlerimizi çevirmektedir. Ve mesela bize demektedir ki fefirru ilallah, Allah'a firar edin. Yani başka şeylere insan firar ederse fani olanlara firar etmiş olur. Ama baki olana yöneldiği zaman fanilikten, gelip geçici olmaktan kurtulur. Cenab-ı Hakk'ın pek çok isimleri var. Velillahil esmaul husna, en güzel isimler Allah'ın. Bunlardan bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın baki olması. Beka Allah'ın sıfatlarından ve şu alemde olan her şeyin faniliği bizi baki olan Allah'a yönlendiriyor. Bu konuda şöyle örnek de verilir. Mesela bir nehre baksak ki nehrin üzerinde kabarcıklar var. O kabarcıklar güneşten gelen bir yansımayla parlıyorlar. Ama her parlayan kabarcık bir miktar sonra sönüp gidiyor. Ama onlar söndükten sonra yerine yenileri geliyor. Ve yeni gelen o kabarcıklarda da yine bir parlama var. Bu duruma baktığımızda herhalde şunu kesinlikle anlarız. Bu kabarcıklar fanidir. Ama bunların üzerindeki parıltı daimi bir güneşten gelmektedir. Temsilde hata olmasın. Şu alemde gördüğümüz her varlığın fani olması, üzerinde fanilik damgasının bulunması baki bir zatı, ebedi daimi bir zatı bize gösteriyor. Ve o fanilerin yüzündeki fanilik damgasını görmek bizi baki olan Allah-u Teala'ya yönlendiriyor. Cenab-ı Hak bizi daimi ebedi bir saadete mazhar eylesin. Böyle bir duayla programımızı, bugünkü programımızı bitiriyor. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.